Feyza Altun ve onun zihniyetine sahip olan insanların rahatça İslam'ın değerlerine hakaret etmelerinin iki sebebi vardır. Birincisi, İslami veya muhafazakar adı altında açılmış olan demokratik partilerin, ki İslam'da demokrasi adı altında parti kurmak küfürdür, yapmış olduğu fiillerin İslam'a mal edilmesidir. İkincisi, İslami, cemaat veya tarikat adı altında açılmış olan kabirperest, şeyhperest, türbeperest tarikatların, ki bu tarikatlar Allah'ın istediği gibi topluluklar değiller. Aksine Allah'a şirk koşan tarikatlardır. Yapmış olduğu fiillerin İslam'a mal edilmesidir. Neden bunlar diye sorarsanız, gerçek manada Allah'ın yaşam nizamı olan şeriat endeksli İslam'ı yaşıyor olmuş olsalardı, ki şeriat İslam'ın ta kendisidir. Feyza Altun ve onun zihniyetine sahip olan insanlar bu ülkede şeriata hakaret etmiş olmazlardı. Bırakın hakaret etmeyi, bu ülkede yaşamak yerine Fransa gibi laik ülkelerde yaşamış olurlardı. Şeriat Allah'ın yarattığı bütün insanlık için kurtuluş reçetesi olarak sunduğu hayat nizamının adıdır. Yaşam biçiminin ta kendisidir. Şeriat Afganistan değildir. Şeriat İran değildir. Şeriat Suudi Amerika değildir. Şeriat başka ülkeler de değildir. Şeriat ülkesi olarak zannedilen ülkelerin gerçek manada şeriatı yaşadıklarını zannetmeyin. Gerçekten şeriat ile yönetilmiş ülkeler şu an var olmuş olsalardı, zulüm gören sözde İslam ülkeleri de olmuş olmazdı. Düşünen, akleden, araştıran bir toplum için bu açıklamada nice dersler vardır.